Bakanlığı'nda, Ankara Valiliği'nde, TUSAŞ'ta ve söylediğim gibi Savunma Sanayi Başkanlığı'nda az önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu konuya ilişkinde paylaşımlarını yaptı. Resmi kaynaklardan gelen açıklamalara itibar edin denildi. Çünkü sosyal medyada özellikle Twitter'da çok sayıda görüntü, çok sayıda fotoğraf dolaşıyor. Bazı asılsız bilgiler ve iddiaların olduğunu belirtelim. O yüzden de resmi açıklamalara da dikkat edelim. Biz şu an için İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaları tek tek ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Söylediğim gibi gerçek anlamda burası başkentte en önemli kritik noktalardan bir tanesi ve içerisinde yüzlerce kişinin çalışmış olduğu çok geniş, devasa bir kampüs. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor, güvenlik önlemlerinin en üst düzey noktaya çıkarıldığı ve deyim yerinde ise kuş uçurtulmayacak kadar çok önemli güvenlik önlemlerinin alındığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde çok önemli ve başarılı işlere imza atılan ve bizim böyle göz bebeğimiz diye tabir ettiğimiz o önemli projelerin hayata geçtiği bir nokta. Tabii şu an bazı bilgiler de aldım ama o bilgileri de teyit etmeden paylaşmak istemiyorum. Az önce soldaki ekranları da geliyor. O patlama sesiyle bir anda bir alev görüntüsü de var. İçeriden bazı bilgiler de aldık ama o bilgileri de teyit etmeden sizlerle paylaşmayalım. Söylediğimiz gibi az önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, az önce İletişim Başkanlığı da bu yönde bir açıklama yaptı. Ve bu TUSAŞ'ta yaşananlarla ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız, asılsız iddiaları itibar etmeyiniz. Dikkat çekti. Bu uyarısı dikkat çekildi. Şu anda da hatta bu konuda acaba daha öncesinde bir saldırı planlanıyor muydu? Bu saldırı kim tarafından gerçekleştirildi? Şu an bazı soru işaretleri var. Bunun bir terör saldırısı olduğuna yönelik bir takım iddialar var. Ama en nihai açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan göreceğiz dedim. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Evet, üzülerek ifade ediyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TUSAŞ tesislerindeki gerçekleşen bu hain saldırıya ilişkin saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan ya rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız ki az önce de söylemiştik, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. İşte resmi açıklama geldi ve maalesef şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğu belirtiliyor. Umut ve temenni ediyoruz ki şehit sayımızda, yaralı sayımızda artmaz ya da umut ve temenni ediyoruz ki sadece acı haberler gelmeye devam etmez. Çünkü gerçekten önemli, tam da bir kritik süreçten geçtiğimiz bu günlerde çok önemli bir tesisin Ankara'da, başkentte, Kahramankazan'da hedef alınması ve tam mesai saatlerine yakın servis araçlarının yavaş yavaş geldiği ve TUSAŞ'ın Nizamiye'de giriş kısmındaki o anla bir anda bir terör saldırısı, az önce de söylemiştik ve bu saldırıda bir patlama gerçekleşiyor. O patlamaya ilişkin bir anda silah seslerini tesisin içerisinde gördük ve tabii gelen bu bilgilerde resmiyet kazanmadan, resmi kurumlardan da bir açıklama yapmadan bunu söylemek istemedik ama az önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da TUSAŞ'taki bu hain alçak terör saldırısı sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve ekranlarınıza da geliyor paylaşım. Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız ifadesini kullanıyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. İlerleyen dakikalarda muhakkak TUSAŞ'tan da bir açıklama olacaktır. Tabii bir taraftan da yine arkadaşlarımız da TUSAŞ'tan o saldırının gerçekleştiği Nizamiye kısmına doğru giriyor. Şu anda da tabii güvenlik önlemleri orada üst düzeye çıkartılmış. Yine almış olduğumuz bilgiye göre oradaki çalışan personeller
tekrar içeriye doğru kaydırılmış, çoğu sığınaklara alınmış vaziyette. O alanda deyimlerinde ise büyük bir güvenlik şeridi çekilmiş. Ama tabii tam olarak o alanı görmediğimiz için henüz biz de tam olarak sizlere oradaki o saldırı ve saldırı sonrasındaki yaşananları aktaramıyoruz. Ama tam da ki ekranlara gelen bir kısım bizim de giriş çıkış yaptığımız TUSAŞ'ın tam nizami giriş kısmı, hem personelin servis araçlarının girdiği bir yer. Tam da işte az önce de söylediğimiz gibi o noktada personelin çıkış yapacağı dakikalarda, servis araçlarının yavaş yavaş geldiği dakikalarda bir hain terör saldırısı gerçekleşiyor ve o saldırının sonrasında da bir çatışma çıkıyor. O çatışmada da zaten silah sesleri yankılanmaya başladı ve hemen TUSAŞ'a, o saldırının gerçekleştiği noktaya, emniyet güçlerinin, itfaiye ekiplerinin, sağlık ekiplerinin hemen koştuğunu da belirtelim. Şu an içinde bölgede güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartılmış vaziyette. İlerleyen dakikalarda da yine bu saldırıya ilişkin daha detaylı bir bilgiyi de paylaşmış olacağız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması da bu şekildeydi. Ve şu anda da ekranlarınıza da giriyor. APAT ve UMKE ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri de şu an bölgeye ulaşmış durumda. İlerleyen dakikalarda da daha resmi açıklamalar gelecektir. Bizim gözümüz kulağımızda, hem söylediğimiz gibi İçişleri Bakanlığı'nda, hem Ankara Valiliği'nde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda ve TUSAŞ'ta, TUSAŞ'tan da şu an için bir açıklama gelmedi. Onlar da muhakkak bu saldırıya ilişkinde açıklamayı gerçekleştireceklerdir. Söylediğimiz gibi bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye alınmış durumda. Biz de gelen açıklamalar oldukça sıcağı sıcağına, hem saldırının gerçekleştiği noktada, hem de yine bu noktalardan, Ankara'dan yapılan açıklamaları ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz Arzu. Peki, Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala, çok teşekkür ediyoruz. Tüm bilgileri neredeyse bizimle paylaştı Mustafa Pala. Elbette sıcak gelişmeler var. Bir kere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları var. Önemli, maalesef üzülerek söylüyoruz ki şehitlerimiz ve yaralıların olduğu ifade edildi ve bunun artık bir terör saldırısı olduğu da kesinleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ankara Kahraman Kazan tesislerine yönelik bir terör saldırısı gerçekleşti değerli izleyenler. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır dedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Şehitlerimiz de Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı ve gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız ifadelerini kullandı.